fitness, vücut geliştirme, Avrupa milli takım seçmeleriydi bu yapmış olduğumuz yarışma. Biz grubumuzda, kilomuzda şampiyon olarak milli takıma geçiş yaptık. Şu an milli takım kadrosuna alındık. Avrupa şampiyonası için tekrardan 2 ay kalan sürecimizi iyi bir şekilde değerlendirip inşallah Avrupa'da da güzel bir derece yakalayarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2020 Mart ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kendi sikletimde 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldum. Benim tekrardan 3. şampiyonu. Bir aksilik olmazsa Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi temsil edeceğiz. Bunun için geride bıraktığım tam 5 aylık çok sıkı bir diyet ve antrenman programıyla bu noktaya kadar gelmiş durumdayız. Önümüzde inşallah bir 2 ayımız daha var. Çok daha sağlam, çok daha sert bir şekilde hazırlanıp inşallah Ay Yıldızlı Bayrağı Avrupa'da göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Vücut Geliştirme. 70 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Bundan önce 2013 yılında da tekrar yine şampiyonum vardı. Tekrardan yenilemiş olduk. İnşallah bu sefer en son Avrupa dördüncüsü ama bu sefer inşallah Avrupa şampiyonluğuyla geri dönmeyi hedefliyorum. Çocukluğumda izlediğim bir filmi istinaden başladım. Filmdeki karakterin anatomik yapısı, vücut yapısı özenerekten başladım. Tam 19 yaşından beri de bu işi yapıyorum. 20 yıldır profesyonel olarak sporcuyum, yani yarışmacı olarak profesyonel hayatım var. Bilecik'te zaten biliyorsunuz sporla alakalı spor testi işletiyorum. Hem mesleğimi yapıyorum hem sporcu olarak aktif olarak hayatıma devam ediyorum. Bu bir yaşam biçimidir her şeyden önce. Yani bir yemek gibi, bir uyku gibi düşünün. Haftanın en kötü 3 ila 4 günü antrenmanları yapmak zorundasınız. Beslenmenize çok dikkat etmek zorundasınız. Bir yaşam biçimi, yaşam tarzıdır bu. Ortalama günlük ağırlık antrenmanım 40 dakikayı geçmez. Ama tabii ki kardiyo çalışmalarımız da oluyor bununla beraber. Yani toplamda maksimal 1,5 saat günlük periyotlarla çalışma sistemleri uygulayabiliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle ve tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu bir her şeyden önce yaşam biçimidir. İnsanların kötü alışkanlıklardan uzak durma, yine aynı şekilde gençlerin kötü alışkanlıklardan, kötü ortam ve çevrelerden uzak durmaları için spor salonunun içerisinde olmaları ve spor yapmaları çok çok daha muazzam bir şey olur. 18 kişi 70 kilogram sikletinde çıktık. Tabii herkes kendince bir hazırlık içerisinde ve herkes kendince iyi hazırlanmıştı. Netice itibariyle herkes kendinin iyi olduğunu da düşünüyor olabilirdi ya da formunun kötü olduğunu da düşünüyor olabilirdi ama bu elemenin neticesinde tekrardan şampiyonluğu biz aldık. Yani diyorum ki demek ki biz biraz daha iyi hazırlanmışız ya da biraz daha sert antrenmanlar yapmışız. Hakkını vermişiz yani. O yüzden herkesin tabii ki kendine göre bir emeği var, bir şabası var. Bütün sporcuları tebrik etmek lazım. Gerçekten çok sabır isteyen bir şey bu. Özellikle beslenme ve antrenmanları kombine edebilmek çok sabır isteyen ve emek sarf etmek gereken bir durum. 2009 yılında ilk yarışmamda ben 8. oldum. 2011 özel bir organizasyonda Overall Şampiyonlar Şampiyonluğu, 2013'te Türkiye Şampiyonluğu, 2013'te tekrar Avrupa dördüncülüğü, 2017'de Türkiye ikinciliği, 2020 yılında yine tekrar Türkiye Şampiyonluğu var. Fitness, vücut geliştirme, insanın kendini yeniden yenileyebilme biçimidir. Bu yaşam tarzıdır. O yüzden her daim spor. Yeter değil.